Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. 25. lem'a. -ah, 25 devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. İhtar ve itizar bir hatırlatma manasında. Bu manevi reçete bütün yazdıklarımızın fevkinde bir suratle <laughs> telif edildiği gibi hem okuması umuma muhalif olarak tasihata ve dikkate vakit bulmayarak telifi gibi gayet süratle ancak bir birkaç defa nazardan geçirildi. Ancak bir defa nazardan geçirildi. Demek müsvedde evvel hükmünde müşeveş kalmıştır. Malum Bediüzzaman Hazretleri'nin okuması var yazması yok bu eserleri yazan zatın. Yarım ümmi. Cenab-ı Hak yazma kabiliyeti vermemiş. Talebeleri yazıyor. Tabi sürgün hayatı olduğu için kitap falan da yok. Ezberden söylüyor, talebeleri hızlı bir şekilde yazıyor. Dolayısıyla yazıldıktan sonra tasih edilmesi lazım. Mesela bir yazar bir kitap yazdığı zaman yazar müsveddeye onu temize çeker. Eksikleri kusurları 3-5 tane ehlilimle beraber düzeltirler. Ve Zuhan Hazretleri'nin bu 6 bin sayfalık eseri böyle değil. Bir defa söylenmiş sadece. Bu da öyle diyor. Böyle bir mevzu hastalığın bir kerameti olarak Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle hastalıktan dolayı aczimize binaen bütün risalelere nispeten çok daha hızlı yazdırıldı bir defa nazardan geçildi. Demek müsvedi evvel hükmünde olan kalmıştır. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı sanatla ve dikkatle bozmamak için yeniden tetki katalizm görmedik. Okuyan zatlar, hususan hasta zatlar bazı nahoş ibareleri görüp veyahut ağır kelimelerden veya ifadelerden sıkılıp gücenmesinler. Bana da dua etsinler. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine iza ashabethum musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vellezine huve yut'imuhu ve yeşfigin ve iza merittu huve yeşfigin. Sadakallahu azim nev-i beşerin, bütün insanlığın ondan bir kısmını teşkil eden musibetse de ve hastalara hakiki bir teselli, ve nafi bir merhem olabilecek 25 devayı icmalen beyan ediyoruz. Bak şimdi hatırıma geldi. Hocam birinci rekatta ne okudu? Bak tevafuk etti şimdi. Hiç gayri ihtiyarı. Birinci rekatta okunan ayet ve nunezzilü minel gur'anu ma huve şifaun ve rahmetullil mu'minin. Yanlış mı hocam? Bu ayet-i kerime okundu. Kur'an'da iki şey şifa olarak bahsediliyor. Birisi bal, Birisi de Kur'an'ın bizzat kendisi. Ve nunezzülül minel Kur'an'ı ma ve şifa'un ve rahmetul lil mu'minin. Biz bu kitabı, Kur'an'ı ancak müminlere şifa ve rahmet olsun diye indirdik. İnsanın da hastalığında maddi ve manevi iki yön var. Bezoğan Hazretleri bütün hastalıkların onda dokuzluk kısmı manevidir diyor. Maddi gördüğümüz hastalıklar var ya işte mesela kanser şu anda ortalık kasıp kavuran bir hastalık. Bunun da diyor tedavisi manevidir. Hatta diyorlar ya doktorlar bu hastalığı yenmenin çaresi moraldir. Manevi yani. Manen yenersen, moralle sen bu işi çözersen daha bir şey kalmadı. Şimdi tevafuk etti. Bak hiç nereye okuyacağımızı bilmiyorduk. Okurken hoca efendi de namazda dikkatimi çekti ayet-i kerime birinci rekatta. Şimdi ben de hastayım. Hastalar Risalesi'ni okuyoruz. Dolayısıyla bir cihette o ayet-i kerimenin tefsiri. En büyük şifa Kur'an'dır diyor. Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi. En büyük şifadır. Müminlere rahmet ve şifadır manasında. Dolayısıyla biz de hastayız. Bediüzzaman Hazretleri bu asırda hastalık çok. Özellikle ihtiyarların hastalanması, insanların hastalanması, maddi ve manevi hastalıklara tutulması ziyadesiyle fazla. En büyük hastaneler değil mi? Kocaman kocaman şehir hastaneleri yapıyorlar. Yetmiyor, yetişmiyor insanlara bunun okunması, hastaların bizzat bunu okuması çok istifadeye medar olur. Ben de çok hastalanan birisiyim. Kronik faranjit var, çok kolay hastalanırım. Yani bademciklerde sıkıntı var, çok kolay hastalanırım. Bu aralar ben de hastalıklıyım. Burayı okuruz, belki Cenab-ı Hak şifaya vesile eder inşallah. Bütün hastalıklarında şifasına vesile olur. <laughs> 25 tane, yani şu meşhur ayet-i kerimelerden, Galu inna lillah ve inna ilahi size bir musibet gelince deyin ey musibet biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Bu hastalık da musibetlerin en büyüklerindendir. Birinci deva ey bir çare hasta. 25 tane ilaç nevinden devalar söyleyecek burada. Kur'an'dan devalar. Ey bir çare hasta. Merak etme, sabret. Senin bu hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gaflet de olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten darbı mesel yani atasözü gibi dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzun oluyor, safa zamanı pek kısa oluyor. İnsan ister ki ömrü uzun olsun ama sağlık, sıhhat, afiyet, gaflet verdiğinden ömür kısa olur, çabuk geçer. Ama hastalıkla bir ömür uzun olduğundandır ki darbı mesel dillerde musibet zamanı çok uzun oluyor safa zamanı pek kısadır. Öyleyse ömrümü, ömür sermayemi, ahiretimi kazanacağım 60 senelik takriben ömür sermayemi uzun eden, hastalıklarla uzun eden bu hastalıktan şikayet değil, şekva değil o hastalığa şükretmek lazım. Tabi ilerideki devalarda gelecek hastalığa diyecek ki bir memurun ilahi Allah'ın bir memuru nasıl bir memuru? Gaflette giderken, gaflette uyurken sıhhat, sağlık, afiyet belasıyla Cenab-ı Hakk'ı hatıra getirmeyip dikkat ederseniz bela dedim sıhhat ve afiyete. Niye? Bak mesela şimdi yatsı namazından çıktık. Yüz kadar cemaatimiz vardı. Bu yüz kadar cemaatin yaş ortalaması 60-65. İşte bakın şuraya. Yaklaşık 60-65. Niye gençler niye gelmiyor? Sebep ne? Sıhhat, afiyet, gaflet verir çünkü. Hadis-i şeriftir. Sıhhat, ve afiyet insana gaflet verir. Gençlerin şu anda Allah'la ne işi var? Camiyle ne işi var? Ne gerek var ki? Sağlığı, sıhhat yerinde gezip tozup oynuyor. Allah'a ihtiyacı yok ki. Ama hastalık, musibet, sıkıntı, gam, keder bir kamçı gibi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin kucağına gönderiyor insanı. Rahmete iltica ediyorsun. Ya Rabbi ben hastayım bana şifa ver diyorsun. Aczini ve fakrını anlıyorsun. Hastalanmasa sağlığın, saatin yerinde, afiyetin yerinde. E, sağlık, sıhhat, afiyet ise çok zaman insana gaflet verir. İşte Cenab-ı Hak 60 senelik ömrü uzun etmek üzere hastalık veriyor. İleride gelecek zaten yine o hadis-i şerif. Cenab-ı Hak nazarında en ziyade musibete giriftar olanlar kimlerdir? Peygamberler. Sonra evliyalar, Allah dostları, Eşeddu nasu belaul enbiya'u thumma el evliya'ul emsalu vel emsal. Yani Allah bela ve musibeti en ziyade peygamberlere gönderir hastalıklara. Sonra evliyalara, sonra asfiyalara, sonra derecesine göre aşağı iner ta bizlere kadar. Ne kadar mertebe yükselirse Cenab-ı Hak o kadar bela ve musibetle insanı imtihan ediyor. İkinci deva bir. Birinci devada neyi anladık? Merak etmeyeceğiz, sabredeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği musibetlere sabır. Üç tane sabır var. İnsanın mükellef olduğu üç sabır. Günahlara sabır. Musibetlere sabır. Ne diğerine? İbadette sabır. İbadette sabır göstermeyen devam edemez. Musibetlere sabretmeyen Cenab-ı Hakk'a isyan eder, şekva eder, şikayetçi olur. Günahlara sabretmeyen, dünyanın cazibedar çekici günahlarına sabretmeyen de Günahların pisliklerinin çukuruna yuvalanır, Allah muhafaza etsin. Üç sabırla insan mükelleftir. Kur'an-ı Kerim, bu üç sabrı izah ettikten sonra, İnallaha, yu, İnallaha, yuhay bu sabiriin. Allah sabredenleri sever. İnallaha me as sabiriin. Allah sabredenlerle beraberdir. İnallaha yuhay bu mütevekkilün. Allah, Allah'a tevekkül edenlerle beraberdir onları sever. Manasında üç ayet bu üç sabr'a işaret eder. İkinci deva. Ey sabırsız hasta. Gene sabır üzerine. Sabret belki şükret. Şimdi en büyük hastalığa kim giriftar oldu? Eyüp Aleyhisselam. Meş özelliği nedir? Kullim mine sabirin. Sabredenlerdir. Sabredenlerin en zirvesinde o vardır. Dolayısıyla hasta, hastalıklı, yaşlı, ihtiyar bir adamın en ziyade hastalığa karşı elindeki silah, Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği silah, dayanma kuvveti sabırdır sabır kuvvetini kıran insan dayanamaz. Ey sabırsız hasta sabret belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri ise menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetse de aczini ve zaafını hisseder. Halik Rahim'ine iltica eder yalvarır. Halis, ihlaslı, samimi, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür. Allah'tan şekva, şikayet etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına çok rivayatı sayı vardır. Sahih hadisler vardır bu noktada. Hatta bazı sabır sabreden ve şakir şükreden hastalık hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçti ve bazı kamil insanların bir dakika hastalığa sabretmesi bir gün ibadet hükmüne geçti. Rivayatı sahiha ve keşfiyatı sadıka ile sabittir. Hem peygamber efendimizin hadisleriyle hem de büyük zatların manen gördükleri keşifle sabittir ki bir müminin şikayet etmeden hastalığa bir dakika tahammülü Cenab-ı Hakk'ın katında bir saat ibadet hükmünde. Cenab-ı o kadar mükafat veriyor. Ben bu kulumu hasta ettim. Musibete giriftar ettim. Esma-i yani Şafi ismimi onun üzerinde gösterdim. O da buna sabretti. Öyleyse ben ona katımdan bir rahmet ve merhamet indireyim ki onu müka mükafatla ödüllendireyim manasında. Hastala sabretmek. Evet. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçti. Ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayat-ı sayha ve keşfiyat sadıkayla sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana ebedi bir hayatı kazandıran hastalıktan teşekki, şikayet değil şükret. Mesela bir misal verelim. Firavun gibi, Nemrut gibi şeddatlar, zalimlerin başına hiçbir musibet ve hastalık gelmemiş. Öyle diyorlar değil mi? Firavun'un bir dakika burnu kanamamış. Mesela Nemrut baş ağrısı çekmemiş hiç. Yani insan sağlık, sıhhat ve afiyette o hale geliyor. Sahabelerden, büyük sahabeler, Kur'an'ın manasına bu kufiyet olan sahabeler... Eğer 40 günden fazla hastalanmazlarsa, 40 günden fazla, Peygamber Efendimiz'e gelip diyorlarmış ki ya Resulallah Allah bizi affetmeyecek mi? Niye? Niçin? Ne oldu? 40 gündür ben hasta olmuyorum. Şimdi hadisleri işitince Peygamber Efendimiz'den Cenab-ı Hak hastaların günahlarını affeder, kefareti zünüp sayar dediği hadisi işitince 40 günden fazla geçince diyorlarmış ki ya bizde bir kusur mu var? Niye ben hastalanmadım? Niye ayağım taşa takılmadı? Niye bir musibete giriftar olmadım ki? Cenab-ı Hak acaba beni affetmek istemiyor mu? Diye Peygamber Efendimiz'e Gelip şikayet ediyorlarmış. Ya bizde bir kusur mu var manasında? Şimdi mesela biz hastalanmıyoruz. Aylar yıllar geçiyor. Aklımıza bile gelmiyor. Allah Allah. Ben niye hastalanmıyorum ya? Cenab-ı Hak. Çünkü müminin zerre kadar sıtmadan yani bir titremesi olmuş ağacı silkmekle meyveler nasıl dökülür? Bir müminin namazda abdesti bir adamın zerre kadar titremesi Cenab-ı Hak onun günahlarını affeder. Şimdi ben size bir ayet nakledeyim. Meşhur ayet-i kerime. Zilzal suretinin son ayet kelimesi Ve men yağmel mithgale zerratin hayran yara. Ve men yağmel mithgale zerratin şerran yara. Bu ayet-i kerimede diyor ki kim, her kim, ucu açık, Müslüman değil. Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun mükafatını görür. Her kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun mücazatını, cezasını görür diyor. Şimdi bu ayet-i kerime umumi bir ayet-i kerime olduğu için. Kafirin yaptığı iyilikten dolayı mükafat alması lazım Allah'tan. Müslümanın da yaptığı kötülükten dolayı ceza çekmesi lazım. Dolayısıyla kafirin cennete gitmesi lazım. Müslüman da cehenneme gitmesi lazım. Yaptığının karşılığını almak için. El ceza min cünsül amel. Ceza yaptığının karşılığındandır. Şimdi kafirler cennete gitmeyecek biz biliyoruz. Ama yaptığı iyilik var. Mesela şu ısıtıcıyı icat etmiş kafir. Bak istifade ediyoruz. Hatta bazen diyoruz ki ya Farkında bile olmadan aslında denilmez. Şer an caiz değil. Evet. Allah razı olsun diyor. Veya elektriği icat ediyor. Veya araba icat ediyor. Veya şu telefonu icat etmiş. Bir iyilik yapmış insanlara faydası olan. E Allahu Teala diyor ki ayet umumi zerre kadar iyilik yapan mükafatını alacaktır. Bak cennete gidecek demiyor. Mükafatını alacaktır. Zerre kadar kötülük yapanlar cezasını çekecek. O zaman bu ayet-i kerimeyi hadislerle şöyle izah ediyor Zaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de. Diyor ki Cenab-ı Hak kafire hasenatının yaptığı iyiliklerin mükafatını dünyada fil cümle verir. Müslüman'a da direkt cennetin alabilmek için yaptığı kötülüklerin ve kusurların ve yanlışların cezasının tamamını dünyada verir. Ta ki cehenneme gitmesin. Onun için başka bir hadis der ki kafire dünya cennettir, Müslüman'a cehennemdir. Buradaki maksat ne? Demek ki Müslüman yaptığı hataların ve kusurların ve günahların ve yanlışların cezasını dünyada çekiyorsa elhamdülillah. Ahirete kalmıyor demektir bu. Eğer dünyada cezasını çekmiyorsak günahımız kusurumuz çok ahirete kalır. Cehenneme kalır Allah muhafaza. Kafir de iyilik yapmış, faydalı olmuş. Dünyada mükafatını almış. Nasıl almış? Para olarak almış, menfaat olarak almış, makam, şan, şöhret olarak almış. Ahirete alacak hiçbir şeyi kalmamış. Onun için direkt cehenneme gidecekler. Müslüman da günahları temizlenip cennete geleceği için bu dünyada ne kadar musibete, hastalığa, sıkıntıya giriftar olsa o kadar günahlarını Cenab-ı Hak temizliyor. O kadar temiz, pak bir halde hatta Müslümansa kabir azabıyla yine kabrinde işlemiş olduğu günahlardan temizlenip sonra cennet alacak. İnşallah tabi istenilmez kabir azabı ama inşallah cehenneme kalmaz çektiğimiz, yaptığımız yanlışlar. Gerek bu dünyada gerek kabirde temizleniriz. Cehennemi görmeden cennete gideriz inşallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim cehennemi çok tarif ediyor ama öyle bir tarif ediyor ki bir yerde ne kötü yerdir orası. Yani ucu açık bir ifade. Ne kötü yerdir orası. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu dünyada tabii onun rahmetine sığınırız. Onun merhametini bekleriz. Affetmesini isteriz. Bunlar ayrı. Ama Cenab-ı Hak ahirete bırakmasın inşallah bu gibi hastalıklarla, musibetlerle, sıkıntılarla, diz ağrısıyla, bel ağrısıyla, baş ağrısıyla günahlarımızı inşallah Cenab-ı Hak temizlesin. İşte Kur'an-ı Kerim ve milyonlarca, yüz binlerce hadis-i çıkan manalar bu. Hastalıklı bir adamın bir dakikası ehli iman eğer Müslümansa ve Allah'tan şikayet etmiyorsa binler dakika ibadet hükmüne getirip uzun bir ebedi ömrü kazandıran şu hastalıktan şikayet değil. Teşekkür et. Üçüncü deva. <laughs> bu suyu içersek hastalanırız. Üçüncü deva. Ey tahammülsüz hasta. insan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet al almak için geldi gelmediğine mütemadiyen gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlanması ve mütemadiyen sürekli olarak zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Yani insan bu dünyaya ne için geldi? Ticaret için geldi. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine aynadarlık için geldi. İnsan bu dünyaya kalp ve ruhunun dünyasını terakki ettirmek için, geliştirmek için, inkişaf ettirmek için geldi. E bu dünyaya geldik musibetler, sıkıntılar, gam ve keder olmazsa nasıl terakki edeceğiz? Nasıl sabır kuvvetimiz inkişaf edecek? Mesela spor yapmayan bir adamın vücudunda kaslardan bahsedilir mi? Olmaz. İşte biz de ahirete liyakat kesmedebilmek için, öbür dünyaya cennete liyakat kesmedebilmek için, layık olabilmek için Cenab-ı Hak kas, spor yapmak nevinde musibetleri gönderiyor ki bizi çelikleştiriyor, bizi sağlamlaştırıyor, bizi inkişaf ettiriyor, bizi terakki ettiriyor. Yoksa hayvan gibi olurduk. Veyahut da melek gibi olurduk. Yani inkişaf ve imbisat olmazdı. Gelişme ve inkişaf etmek olmazdı. cenab Hak bu musibetleri, sıkıntıları. Mesela şu çocuklar inkişaf etmiyor. Terakki'den haberleri yok. Bir musibete dayanamazlar. Niye? Çünkü spor yapmadılar ki. Yani musibetlerle bir şey alışmadılar ki. Mesela 70 yaşında 80 yaşında bir adam bir yakını vefat edince başına bir musibet gelince tahammül kuvveti ayrıdır. Ona o hadiseye sabır kuvveti ayrıdır. 20 yaşında bir delikanlınınki ayrıdır. Çünkü 70 yaşına kadar o adamın başından neler geçmiş, neler geçmiş. O musibeti 10 kere yaşamış. Artık ne diyor? Bir şey olmaz evlat diyor. Bu da gelir, bu da geçer. Gel gör daha başına neler gelecek diyor. Sen sabret, tahammül et. Ama 15-16 yaşında bir gencin başına bir musibet geldi mi ne yapıyor? Ben bunun altında dayanamam deyip intihar ediyor. 70 yaşında intihar eden adam yok ama 15-16 yaşında, 20 yaşında gençler güya musibetlere dayanamayıp intihar ediyorlar. Yani aslında dayanır ama işte başka şeylerden, gayrimeşru şeylerinden dolayı güya öyle oluyor. İşte insanın başına gelen bu haller. Ne oluyor? Tahammülsüzlük bir hastalık. Ey tahammülsüz hasta. İnsan bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmemiştir. Mütemadiyen sürekli olarak gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması ve sürekli olarak firakta ayrılıkla yuvarlanması şahittir. Hem insan zihayatın, hayat sahibi olan mahlukatın en mükemmeli ve en yükseği ve cihazatça en zengini. Belki bütün yaratılmış mahlukatın, zihayatların sultanı hükmündeyken geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli ve meşakkatli bir hayat geçiriyor. Yani Allahu Teala insanı bu kadar mükemmel yaratmışken fakat şuraya dikkat çekiyor bazı Hazretleri. insan dünyada hayvan kadar mutlu değil. Niye? Mesela bir serçe kuşu, sokak köpekleri çok mutlular. Niçin? Yarını ve geçmişi düşünmüyorlar. Yani bir serçe kuşu yarın için veya bir saat sonrası için bir plan program yapmıyor. Rahat. Hiçbir şey umurunda değil. Ama insan cebinde yüz kuruşum var. Diyorsun ki bir şey alacaksın harcayamıyorsun. Diyorsun ki ya yarın da bu bize lazım. Çoluk çocuk torun torba var. Harcamayın. Bak anın tadını insan yaşayamıyor hayvan gibi. Demek ki insan hayvandan farklı. Hayvan insandan hayvaniyet cihetiyle yani vücut cihetiyle, ceset cihetiyle çok daha mutlu. Yoksa iman cihetiyle insan bütün hayvanatın sultan hükmünde çok daha mutlu iman olduğu için. Ama eğer hayvani yaşayış cihetiyle, nebati yaşayış cihetiyle düşünsek, şehvani yaşayış cihetiyle düşünsek, insan hayvan kadar rahat ve mutlu değil. Yarın ne yapacağını düşünüyor, öbür gün ne yapacağını düşünüyor. Ta 20 sene, 30 sene ne yapıyorsun? 20 yaşındasın sigortalı iş arıyorsun. Niye? Ya yarın 60 yaşında 70 yaşında emekli olacağım. Bak sigortası işte çalışmıyorsun. 30-40 sene sonra düşünüyorsun. O 30-40 sene de geleceğe belli değil. Ölebilirsin o zamana kadar. Ertesi gün vefat edebilirsin. Emekliliğini göremeyebilirsin. Ama hayvanların öyle bir derdi var mı? Yok. Güvercinler, kuşlar, kediler, köpekler o kadar rahatlar ki hiçbir şey umurunda değil. Yarını düşünmüyor. İyi bir yemek geliyor önümüze. Mesela insanız çok lezzetli. Ya diyorsun yemek çok güzel ama kardeşim midemi bozar diyorsun ya. Şimdi köpek efendinin öyle bir derdi var mı? Yok. Yok. Bak al sana cevap. Yok. Güvercin efendinin var mı öyle bir derdi? Yok. Hiç umurunda değil vallahi. Ne versen yer. Ama biz ya aman fazla yemeğim dokunur. İşte ihtiyarlar bunu daha iyi bilir. Aman şunu yemeğim. Bak. En sevdiğimiz tuzu doktor yasak etmiş değil mi birçoğumuza? tuz yeme, şeker yeme, tatlı yeme. Bak rahat değilsin ve mutlu değilsin. O zaman insan şunu yapmalı. Demek ki insanın mahiyeti bu değil. Cenab-ı Hak başka bir şey sevk etmek istiyor. Başka bir mecraya sevk ediyor insanı. Hem insan demek bu dünyaya yalnızca güzelce yaşamak, rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan şu insan burada ticaret ile ebedi ve daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. İşte o insanın eline verilen sermaye ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat, sağlık, afiyet insana gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatıra getirmek istemiyor. Gençken kimin aklına gelir ahiret? Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle diyor. Namaz kılan mümini severim fakat gence aşığım diyor. Yani evet doğru. Ama genç adam namaz kılıyorsa çok kıymetli. Ahireti düşüneni severim. Fakat gençse aşığım. Bir tane hadis-i şerif var. Diyor Hazretler ondan naklediyor. Arapçasını nakledemeyeceğim ezberimde değil. Türkçeden söyleyeyim. Diyor ki: "Ne mutlu o gence ki ihtiyarmış gibi ahiretini düşünüp ciddi çalışır. Yazıklar olsun o ihtiyara ki ihtiyarlığın verdiği nimetin farkına varmayıp gençlere benzeyip ahiretini düşünmez. Yani helal olsun o gence ki yaşlı ihtiyarmış gibi ölümü düşünür. Ahirete çalışır. Yazıklar olsun o ihtiyara ki hiç namaz abdest, ölüm, ahiret hatırına gelmiyor. İşte insanın eline verilen sermaye ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kabri ve ölümü Hatıra getirmek istemiyor. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Aleyhisselatü vesselam. Kefa bil mevt vaizen. Size diyor en büyük nasihatçı, en büyük vaiz, en büyük alim, en büyük hoca ölümdür. Kefa bil mevt vaizen. En büyük vaiz olur. Ölümlere bakıp ibret almak lazım. Mutu ente gavlete mutu ölmeden evvel ölünüz diyor hadis-i şerif. Mut ente kable temutu. Ölmek nasıl olur ölmeden evvel? İşte mesela bir hastalık vasıtasıyla ölümü hatıra getirirsin. Dersin ki herhalde ölüm yaklaşıyor. Veya saçın sakalın nurlanmasıyla, ağarmasıyla demeyelim de nurlanmasıyla ölümü hatıra getirirsin. Dersin ki herhalde biz bu dünyadan gideceğiz. Aldanmakta fayda yok. Gençler gibi dünyanın eğlencelerine, gafletine dalmayalım. Öyleyse camimde, ibadetimde Cenab-ı Hakk'a halis bir kul olmaya çalışayım. İhtiyarlığın verdiği samimiyet musluğundan da istifade edeyim. İhtiyarın duasını reddetmekten Cenab-ı Hak hicap eder diyor hadisi kutsiyle. Cenab-ı Hak beli bükülmüş bir ihtiyarın duasını geri çevirmekten hicap eder. Yani çevirmez. Çok dua etmeler lazım. Hasta bir insanın duası geri çevrilmez. Evet. İşte o insanın eline verilen sermaye ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat, afiyet, gaflet verir, dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kalbi ve kabri ve ölümü hatıra getirmek istemiyor. Sermaye ömrünü badi heva hevesine, nefsine, boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise o hastanın gözünü birden açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layemut değilsin, Başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün. Kabre gireceğini bil, öyle hazırlan. Bakın her hastalık, baş ağrısı, grip, virüs, enfeksiyon aklınıza ne gelirse gelsin. O hastalıklar Cenab-ı Hakk'ın memurudur. Vazifedar askeridir ve uykuda olan Ali Osman'ı uyandırmak için geldi şu anda. Gaflette olan Ali Osman'ı uyandırmak için geldi diyor ki bana. Ali Osman Efendi 30 yaşındayım gencim deme. La yamut değilsin. Ölümsüz değilsin. Başıboş değilsin. Bir vazifen var. Gururu, kibiri bırak. Seni yaratan Rabbini düşün. Kabre gideceğini bil. Hazırlan. Diye şu gribal enfeksiyon bana ikazda bulunuyor. Anlarsan. Anlamasan bir şey yok. Devam gaflete. İşte hastalık bu noktayı nazardan, bu bakış açısıyla hiç aldatmaz bir nasih nasihatçı ve ikaz edici bir mürşittir. İşte bu hastalıktan şekva değil, belki bu cihette o hastalığa teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelsin sabır istemek gerekir. Şimdi ben haddim olmayarak, hoca olarak gelmişim buraya. Kitap okuyoruz, tefsir okuyoruz. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederiz hocam, Allah razı olsun güzel şeyler öğrettin bize. Veya işte hocalarımıza böyle diyorsunuz. En büyük hoca diyor hastalıktır. <laughs> Niye? Ben gözümüzü açtırmaya, gaflet uykusundan uyandırmaya çalışıyorum ama hastalık insanın gözünü öyle açar ki kocaman dev gibi adam iki metrelik bak konuşamıyoruz. Ne kadar aciz kalmışız. Şimdi şu bir bardak su bana ne gelirdi ya bir dikmede bitirirdim. Ama bak şimdi içemiyorum. Hadi bakalım. Kocaman 1.87 boyuyla Ali Osman <laughs> Efendi'yi gözle görünmeyecek küçük enfeksiyon mikropları yere seriyor. Şimdi Allah'ın kudretine karşı nasıl meydan okuyacaksın? Hadi bakalım. Hadi oku. Geçenler dedik ya kafir Çin'i yere serdi. Bak Cenab-ı Hak. Görünmez askerleriyle hem de. Görünmez askerlerle değil mi? Ya işte buyur. Dördüncü deva. Bir tane daha okuyup bitirelim inşallah. Allah nasip ederse burada bundan sonra bu devaları okuyalım. Çünkü çok kıymetli yerler. Ey şikayetçi hasta şekvacı hasta. Senin hakkın şekva değil, hakkın şikayet değil. Şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve ağza yani organların ve cihazların senin mümkün değildir. Sen onlar yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülk mülküdür. <laughs> ne diyor? Malikil mülkü <laughs> tutil mülkü keyfe yaşa mülk sahibi mülkünde istediği gibi hareket eder. Veyahut da malikül mülkü keyfe, yaşa, keyfe yaşav yetasarrafu. Cenab-ı Hak mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hiç kimse karışamaz. Mülk kimin? Allah'ın. Bazen ama ne diyoruz nefsimize kanıp benim diyoruz yani hiç farkında olmadan. Ben hep o örneği veriyorum. Sözünüz geçiyorsa mülk sizinse göz kapaklarınıza bir dakika hakim olabilir misiniz? Kapanmasın bir dakika tutun da eğer sizinse. He? Bak kaç defa kapanıyor. <laughs> yani insan göz kapağına hakim değil ya. Neyin iddiasını yapıyorsun kardeşim hadi bakalım. Çok affedersin erkeksen tut gözünü bakayım bir dakika. Hani cesuruz ya. Merdaneyiz ya. Hadi bakalım. Hani mülk senin de. Ha senin değilmiş kardeşim. Mülk seninse vücuduna emret. Vücut kardeş sen kocaman adamsın şu mikropları şu enfeksiyonları at bakalım dışarıya. Bir haberi var mı şu anda? Ha, var mı tala? Talha bile gülüyor. Bak yok öyle bir şey diyor. Küçücük çocuk bu dediğimize gülüyor yani. Ama insan bazen nefsine kanıp şu güldüğümüz meselede ne yapıyoruz biliyor musun? Vücut benim diyoruz. Mülk benim diyoruz. Her gün tesbihatta okunuyor ya namazda. La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülkü. Mülk Allah'ındır diyoruz ama bazen gafletle ne diyoruz? Ben çalıştım kazandım kardeşim diyorsun. Ben çalışkan sen yanında mıydın? Halbuki her gün diyoruz ki mülk onundur. Veya benim malım diyoruz. Veya benim vücudum diyoruz. Hadi sen ise göz kapağını tut o zaman kardeşim. Biz emanetçiyiz. Ya emanetçiyiz diyoruz ama emanetçi gibi davranamıyoruz işte. Sıkıntı orada. Yoksa herkese sorsan abi diyorsun arabayı nereden aldın diyorsun. Emanetçiyiz abi. Dükkan kimin abi diyorsun emanetçiyiz diyor mesela. Gayet mütevazi. Abi şuradan camimize, medresemize bir yardım yapsan. Yok diyorum ben çok çalıştım diyor mesela. Hani mülk emanet falandı bak gördün mü? Yani o denildiği kadar kolay değil bu meseleler. Öyle denir de Tesbihatı güzel yapıyorsun. Lehül mülk diyorsun ama mülk onundur demek öyle basit bir mesele değil. Yani Cenab-ı Hak nasip etsin hepimize. Mevzudur yani. Cenabı Hak hakikaten Lehül mülk demeyi nasip etsin. Yoksa hepimiz deriz ama tatbikatı biraz zor. İşte bu gibi şeylerle ölümle hatırlıyorsun. Diyorsun ki ha bak vücut benim değilmiş kardeşim ya. Eğer benim olsaydı sözüm geçerdi. İnsan sahip olduğu eşyaya sözü geçer. Hadi sözün geçsin bakalım. Saçlarına, sakallarına emir ver. Dökülen saçlara emir verin. Saç efendi başımdan çık yeniden. Ağaran saçlar siyaha dönün. Hadi bakalım. En basit şeyler ya. Hadi emir ver de dinlesin seni bakayım. mülk senin değil. <laughs> Demek ne diyor? Bezoman Hazretleri. Demek mülk başkasınındır. Onların maliki, onların hakiki sahibi. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi yani başka bir yerde denildiği gibi. Gayet zengin, maharetli bir sanatkar. Çok güzel bir örnek şu bu ayet anlamamız için. Gayet zengin, maharetli bir sanatkar. Yani bir terzi. Güzel sanatını ve kıymetler servetini göstermek için miskin, basit, sıradan bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa sanatlı ve gayet sanatlı diktiği gömleği bir hulleyi göstermek için o fakire giydirir. Onun üstünde işler uzaltır, kısaltır. Acaba yani çok maharetli bir terzi bir adamı getiriyor. Diyor ki kardeşim sana 100 TL bugün para vereceğim ben. Şurada esnafa benim giyindiğim kıyafet üzerine giydireceğim. Herkes görecek. Ve o kıyafeti şekilden şekilde sokacağım. Kolunu kısaltacağım, yırtmaç yapacağım, ütüleyeceğim, uzaltacağım, kısaltacağım. Bak ücret verdim. Bir saatlik ücretini verdim ben senin. Şimdi o miskin adam, sıradan basit adam, kiralanmış adam o terziye şunu diyebilir mi? Ya kardeşim sen beni çok yoruyorsun. Oturup kaldırıyorsun diyebilir mi? Diyemez. Niye? Adam der ki ben senin bir saatlik ücretini verdim. O ücrete mukabil kendi sanatlarımı gösteriyorum. Sen benim mankenimsin şu anda. Yaptığım eşyayı seninle. Yaptığım diktiğim gömleği, elbiseyi senin üzerinde göstereceğim der. İşte aynen öyle de. Şu acaba şu mis ücretli miskin adam bozahta dese bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğim vaziyette bana sıkıntı veriyorsun diyebilir mi? Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen şu misal gibi sahniyüzüler yani Rabbimiz ey hasta kardeşim göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa sanatlı cisim gömleğini, bize giydirdiği Cenab-ı Hakk'ın ceset gömleğini, ruhumuza, göz, kula, kalp, akıl ile murassa, sanatlı bir şekilde giydirdiği cisim gömleğini, cesedimizi yani, isimlerinin, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok hallerde, çok hareketlerde seni çevirir, çok vaziyetlerde seni değiştirir, sen açlıkla Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil elemler ve musibetler bir kısım esmanın isimlerin ahkamını göstermek için onlarda hikmetten çok nurlar var, çok şualar var. Rahmetin tecelliyatı var. O şuat içinde o güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, yani manen görsen senin vahşet aldığın, korktuğun, nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun. Öyle değil mi? Yani Cenab-ı Hak eğer bizi hasta etmese Şafi ismi nasıl ortaya çıkacak? Hasta olacağız ki şifa verecek. Acıkacağız ki Rezak ismini göreceğiz. Musibetlere giriftar olacağız ki Cenab-ı Hakk'ın Rahim, Rahman, Kerim isimlerini göreceğiz. E şimdi sen sabit hayvan gibi veyahut da melek gibi kalsan Allah'ın isimlerini bilemezsin. Allah'ın isimlerini anlayamadığın için de melekten üstün bir vaziyet veyahut da hayvanattan üstün olamazsın. Dolayısıyla hayvan gibi olursun. Bir kıymeti olmaz. İşte Cenab-ı Hak bir kısım Esma-i Hüsna'sını bize göstermek için elbette bizi hasta ediyor. Ta ki sanatı bizim üzerimizde esması sanatın üzerinde görülsün. Dolayısıyla bir adam hasta oldu. Mesela işte burada ağabeyimizin adı nedir? Ama ağabeyimizin adı. Adem, Adem, Adem. abimiz mesela. Allah'ın basir ismine zıddiyet aynadarlık yapıyor. Mesela Allah'ın görmesi var. Allah bizi görüyor. Cenab-ı Hak isterse göstermiyor da. Bak Allahu Teala Adem abinin üzerinde ama olduğu için Adem abinin üzerinde neyi gösteriyor bize? İstersem gösteririm, istersem göstermem dünya ise. Model olarak Adem abiyi seçmiş. Allah'ın basar ismi Adem abinin üzerinde göründüğü için Cenab-ı Hak Adem abiye ahirette öyle bir mükafat verecek ki hiçbirimiz o mükafata yetişemeyeceğiz. Niye? E çünkü dünyada megapikseli gözünün bozulmadı, harama bakmadı, günahlara bakmadı, kötü şeylere bakmadı. Cenab-ı Hak ahirette gözünü o kadar güzel açacak ki bizden çok daha güzel görecek ahirette. Biz de Cenab-ı Hakk'ın verdiği o güzel gözü ne yapıyoruz? Maalesef yanlışlarla, günahlarla, hatalarla, lüzumsuz boş şeylerle badi harcıyoruz. Ha Cenab-ı Hak adildir. Bir sanatını Adem abinin üzerinde, esmasını Adem abinin üzerinde daha fazla göstermişse, Ahirette ona öyle bir mükafat verecek ki ne göz görmüş ne kalbi beşere kutur etmiştir. İşte böyle Cenab-ı Hak birini yatalak ediyor. İnme geliyor mesela. Cenab-ı Hak ibret olsun diye onu model yapmış ya insanlara. Diyor ki kulum ben seni ibretlik olarak yaptım. Evet bu dünyada zahmet ve meşakkat çekeceksin. Ama ben o meşakkate, zahmete binen adilim. Sana ahirette öyle bir sağlık saad afiyet vereceğim ki diğer insanlar hasta olacak sen sağlıklı olacaksın. İşte bu cihetle Cenab-ı Hakk'ın verdiği hastalıklara, musibetlere, sıkıntılara, gamlara ve kederlere aldırmamak, ibret almak lazım. İsyan etmemek, şekva etmemek, Cenab-ı Hakk'a şükretmek lazım. Çünkü kimden kime şekva ediyoruz? Heh. Yani bizi hasta eden kim? Allah. Allah'a kime şikayet ediyoruz? İnsanlara. Haşa bu isyandır. Ama Yakup Aleyhisselam ne diyordu? inneme eşku ve si hüzni ilallah innallah vasirun bilivat ben şikayetimi hüznümü gamımı kederimi yalnız Cenab-ı Hakk'a yaparım başka kimseye? bak mesela geçen haftalarda okuduk ya Yunus Aleyhisselam kime şikayet ediyor Cenab-ı Hakk'a Eyüp Aleyhisselam kime şikayet ediyor Cenab-ı Hakk'a Yakup Aleyhisselam kime gidiyor Cenab-ı Hakk'a Zekeriya Aleyhisselam mesela ve iznada nidaen hafiye sesini yükseltmeden kısık bir sesle içinden dua etti diyor Rabbine nida etti. Nida en hafiyye. Ne kadar güzel bir ayet Meryem suresinin başında. Yani gizli gizli. Çünkü yüksek sesle istersem sanki Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunur. Cenab-ı Hak emir vermek gibi olur diye bağırmıyor. Çok kısık bir sesle. Ve iznâda rabbehu nida en hafiyye. Rabbine gizli gizli içten içten samimiyetle nida etti. Bak içinden nida, içinden bağırdı yani. içinden haykırdı. Biz de başımıza musibet geldiği zaman ne diyeceğiz? İnna lillah. Sadece ölümde değil. Her musibette. Musibeti bize Allah gönderiyor çünkü. Hastalık da bir musibettir. O hastalığı bize ikaz etmek, bizi uyandırmak için gönderen Cenab-ı Ne diyeceğiz o zaman bu hastalıkta? İnna lillah, inna ileyhi racun. Ey hastalık Ey Allah'ın memuru olan hastalık, ey Allah'ın memuru olan kanser, beni ikaz etmek, uyandırmak için geldin, hoş geldin, safa geldin. Evet bir vakit Cenab-ı Hakk'a döneceğiz. Eğer benim ona dönüşüm senin elinden ise gel, buyur, başka yüzünden vazifeni yap. Yoksa emin olmayan emanetimi teslim etmeyeceğim. Cenab-ı Hak bana çünkü ne diyor? Esbaba riayet et, ilaç kullan, doktora git, hastalığına şifa ara diyor. Ben üzerime düşeni yapacağım, sen de üzerine düşeni yap. Fakat ben anladım ki gaflet uykusundan beni uyandırmak için Rabbimin bir iltifatıdır. Elhamdülillah. Dolayısıyla hastalıktan şekva etmek. Yerine şükretmek. Hatta hastalık olanlara Cenab-ı Hak ne gönderiyor? Dua musluğu gönderiyor. Hastaların duasını almak gerekir. Çünkü hasta adam aczini ve fakrını daha ziyade anladığı için daha samimi dua eder. Mesela bir genç, ya Rabbi bana sağlık saat afiyet ver der. Çok samimi değildir ki zaten gaflette sağlık saati yerinde. Ama yaşlı, hasta, ihtiyar bir adamın duası nasıldır bir düşün bakalım. Ne kadar samimidir, ne kadar içtendir. Cenab-ı Hak o duayı reddetmez. Biz de hastalığı bu cihetle bakıp vücut Allah'ındır. İster hasta eder, ister kör eder, ister sağır eder, ister dilsiz eder. Eder de eder. Ucu bucağı yok. Mülk kimin? Lehül mülk. Mülk onun mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Ne diyor? Malikül mülkü ya tasarrufu fil mülki keyfe yeşa'u. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bir de bir şey düşmez. O zaman ne yapacağız? Bir de meşhur duası var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. O zaman o duayla bitireceğiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubu ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha. ve بنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة